Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane iPad Air kutu açılımı ve incelemesini yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi bir tane uzay grisi şu an elimde. Bir tane de yıldız dışı olmak üzere iki tane iPad Air aldık. Bu iPad Air'larımız 256 GB'lık kapasiteye sahip ve M1 işlemci bulunmakta. Fiyatlarına değineceğim ve hangi iPad alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor bundan bahsedeceğim. Genellikle tablet deyince akla iki tane seçenek gelir. Ya Android tablet olması ya da iOS olması. Tablette ben genellikle iOS tercih ediyorum. Android tercih edebilirsiniz. Genelde hani telefonda Android telefon kullanırken tablette genellikle iPad tercih ediyorum. Neden? Şarj süresi daha uzun gidiyor ve daha kullanışlı oluyor. Bir de aldığınız fiyatın genellikle üstünde satıyorsunuz veya aldığınız fiyata satabiliyorsunuz. Elden çıkartabiliyorsunuz. Android'lerde öyle değil. Daha kolay yıpranabiliyorlar. Genel olarak tabi. Android'de çok iyi tabletler var. Görmüş olduğunuz gibi iPad alacağınız zaman Apple'ın sitesine girdiğiniz zaman sizi karşılayan çeşitler iPad Pro, iPad Air, iPad, iPad Mini. Genellikle eskiden iPad tavsiye ediyordum. Şu anda tavsiye edeceğim. Hani bütçeniz yoksa 7200 liraya 64 GB'lık bir tablet alabilirsiniz. Tabii GB arttıkça fiyatı da artıyor. Başlangıç fiyatı 7200 lira. iPad Air'ın başlangıç fiyatı 12800 lira. Fakat biz 15800 liraya aldık. Çünkü bu 64 GB olanı biz ne yaptık? 256'ya yükseldik. iPad Pro'larda 16.000 hatta 17.000 liradan başlıyor. Öyle söyleyeyim. iPad Mini'ler var. Bunları pek tavsiye etmiyorum ama kullanabilirsiniz yine iPad Mini'lerde. Bakın iPad Mini ve iPad'de A3 işlemci varken hatta iPad Mini'de A15 kullanılmış. A13 yani biraz daha eski bir işlemci. Şu an bildiğim kadarıyla A16 Bionic çipler var. Bu A13 bir tık daha eski. Bu M1 yeni işlemcisi ve bunu genellikle MacBook Air'lerde bile kullanılıyor. Yani bu görmüş olduğunuz tablet bir MacBook ayarında bir tablet. Klavyede bağlanırsanız kullanabilirsiniz. Şöyle arkalarını göstereyim. Kutusunda geliyor. Kutulamışlardı. İkisini de kutudan çıkar. A16 bakın burada en son kullanılan A15 mesela Mini'de. iPad'de A13 kullanılırken A16 var şu an ama A16'dan sonra ne çıktı? M1 çıktı. Bunlar da M1'e sahip. İkisi de 256 GB'lık 5. nesil diye geçiyor Air'da. Ama iPad'de 9. nesil var. Bunlar da ne diye geçiyor? Nesli. 5. nesil olarak geçiyor. Eğer normal bir iPad alsaydınız 9. nesil olacak. Hatta şöyle göstereyim. iPad Pro'da da 5. nesil. iPad Air'da da 5. nesil. Normal iPad'de 6. nesiller var. Fiyatları da bunlar. Bakın normal iPad'de 64 GB 7200 lirayken 10200 olmuş. Burada 12800 iken biz bunu aldık. 15800. Şunu tercih ettik. Diğeri de bakın şöyle 12.9 inç iPad Pro. Buna çok gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Hani bunu bu fiyatları vermenizi tavsiye etmiyorum ama tabii tercih meselesi. İhtiyaç meselesi diyelim. 2 TB'a kadar yükseliyor. Çünkü bunda 2 TB'lik yok ya. Mesela diyelim iPad Air'ı 512 veya 1 TB veya 2 TB alacaksanız ne oluyor? Bulamıyorsunuz. Gelip ne yapıyorsunuz? Mecbur Pro alıyorsunuz. Kapasite ile alakalı bir şey. Bir de cellular olan modelleri var. Bunlar sim kartlı. Yani ben tablet sim kartlı kullanmıyorum. Kullanacaksam da telefonum mobil verisini açarım. Çünkü sim kartlı modellerde bakın 7200 iken ne olmuş? 9800. 2600 liraya yakın fark etmiş. Yani 2500 liraya kadar fark ediyor. Şimdi gelelim bunları kutusundan çıkarmaya. Önce bir şöyle özelliklerini göstereyim size. İçinden neler çıkıyor bakın. Kutu açılımına geçmeden önce. Hani burada kutu içeri yazıyor. iPad Air, USB-C şarj kablosu, güç adaptörü, bazı özellikler olmayabilir veya kullanılmayabilir diyor. Diğerine de geçiyoruz şöyle. Bunlar da. Yani şu Space Gri, uzay grisi. Bu da neydi? Starlight, yıldız ışığı. Bu uzay grisi, Space Gri diyor. Yani bu şekilde arkadaşlar tabletlerimiz. Şöyle özelliklerini göstermiş olalım. Hadi gelin kutudan çıkartalım. Tabletimizde. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz ürünlerin toplamı yaklaşık 32 bin lira. Yani 2 tane tabletimiz. Bunları şimdi elini sizlerle açalım. İlk yıldız ışığından başlayalım. Genelde Space Gri'ler tercih edildiği için. Şöyle sizlerle beraber açalım bunu. Ya falçatayla zorlarsan şunu fark ettim. Bunlarda şöyle açmaya yer oluyor. Hiç falçataya gerek yok. Hani nazikçe açabileceğiniz bir adamlar yer yapmışlar size böyle. Buradan çekiyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Çok zorlamaya gerek yok. Ben şöyle çıkartalım. Bakalım kutu içerisinde neler çıkıyor sizlerle beraber görelim. Özelliklerinden bahsedeceğim şimdi. Ben çıkartalım. Gayet güzel. Yıldız dışı rengi uzay grisinden daha güzelmiş.
Hani beyaz gibi. O gayet harika. Buradan ekran kılıfını mutlaka alın. Arkaya da bir kılıf alın. Bunlar olmadan. Çünkü çok zarar geliyor. Klavye ve kalem destekli. Arkadaşlar 10.9 inç M1 çiple geliyor. En önemli şey zaten bunun çipi. Hani hangi çipi kullandı? M1 çip var. 12 megapiksel arka kameraya sahip. Şu geniş kamerası var. Arka kamerası. Bunun yanında ön kamerası da aynı şekilde. Ultra geniş. Ön kamerası 12 megapiksel bir kameraya sahip. USB Type-C enjektörüyle geliyor. Konnektörüyle geliyor. 5G özelliği var. Mesela diğer 9. nesil iPad'de 4G vardı. iPad mini'nde de 5G var. 9. nesilde 5G desteği yok. 2. nesil kalemle uyumlu ve Magic Keyboard var. Normalde 9. nesil tabletlerde Smart Keyboard'la uyumluydu. Bunda Magic Keyboard'la uyumlu ve Smart Keyboard Folio diye bir klavye var. Onunla da uyumlu. Yani genel olarak özelliği bu şekilde. Bunun arkadaşlar alacak arkadaşlara tavsiyem şu. Hani alırken kapasitesini yüksek almanızı öneriyorum. 64 GB'lık modelleri de var. Eğer bütçeniz varsa kapasiteyi yüksek alın. Gayet ince bir cihaz. Cihazımızda artı olarak hani 4 GB'lık bir RAM var. Boy olarak bakıldığı zaman yaklaşık 30 cm'ye yakın bir boyu var. Genişliği yaklaşık 20 cm. Derinlik zaten milimetre olarak 6 mm'ye falan denk geliyor. Bayağı bir küçük. Ağırlık olarak da arkadaşlar yarım kilo yok da 461 gram. Bakıldığı zaman arkadaşlar çip zaten bunda en önemli olan. 8 GB RAM var bunda arkadaşlar. 4 GB demiştim özür dilerim. M1 işlemciye sahip 8 çekirdekli CPU'su var. Bunun yanında Wi-Fi'den 10 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Apple'ın 2. nesil kalemleriyle uyumlu. Magic Keyboard uyumluluğu var. Diyafram açıklığı kamerada f1.8 gayet iyi kamerası var. 5K'da kadar da dijital zoom yapabiliyorsunuz. Yani ses olarak da yatay modda 2 tane speaker koyulmuş bakın alt kısmında. Bunun haricinde Siri özellikleri zaten Apple'da olanlar var. SIM kartlı olan modeller Siri olur diye geçiyor. Bunda SIM kart desteği yok. USB Type-C olması çok güzel olmuş. Lightning kullanmamaları iyi olmuş. Type-C her yerde kullanılıyor. Jiroskop ivme ölçer. Ortam ışığı sensörü, barometre, Touch ID gibi özellikleri bulunmakta. Yani kutu içeriğine bakalım şöyle hızlıca sizle tanıdık laptopumuzu. Bakın şöyle bir şarj kablosu çıkıyor içinden Type-C. Her iki ucu da Type-C. Bir de şöyle Type-C destekli şarj konnektörü çıkıyor. Kutu içeriği bu kadar. Daha fazla da bir şey yok. Hani çok da bir şey beklemeyin. Şunun altında şöyle. Burada kullanma kılavuzu var ve iğne yoktur bunda. Çünkü şey Sailor olan model değil. iPad'in kurulum kılavuzu vesaire. Bir iki sayfa şey koymuşlar. Çok kalın değil. Bu da güzel olmuş yani. Şöyle içinde etiketleri çıkıyor. iPad'in arkasına yapıştırabilirsiniz kılıf aldığınız zaman. Yani bundan çıkan bunlar arkadaşlar. Şimdi gelelim diğerinin kutu açılımını yapmaya. Birinci modelimiz buydu. Şöyle koyalım. Gayet güzel şık. Yani tablet alacak arkadaşlara önerim genelde 256 GB'lık Air veya ne olur? iPad 9. nesil olur. iPad 9. nesil önermemin sebebi de fiyat anlamında gayet makul fiyatları var. Hani kampanyalar oluyor çeşitli. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Hani iPad M1 işlemcili bir cihaz almak yerine A13 chipsetli 9. nesil iPad alsaydım eğer 10.200 verecektim. Buna ne verdik? 15.800 verdik. Hadi 15.700'e yuvarlayayım. Yaklaşık arada tam 5.500 liralık bir fark var. 5.600 liralık. Şu griyi de açalım sizlerle birlikte. Değer mi? İşlemcisi daha güçlü. Uzun yıllar kullanacağınız cihaz olduğu için değer de kaybetmiyor. Yatırım aracı gibi bir şey oldu artık bu enflasyonda. O yüzden biz tercih ediyoruz. Hadi bunu da çıkartalım kutusundan. Bir bakalım. Şöyle göstereyim. Klavye bağladığınız zaman bildiğiniz ne oluyor? MacBook Air oluyor. Aynı zamanda tablet her yerde kullanılabilir. Kolaylık sağlayan bir cihaz. Bu da grisi arkadaşlar. İkisini de farklı renk tercih ettik. Şurada klavye için bir kısım var. Şurada stereo hoparlörleri, Type-C konnektörü yine aynı. Cihazlar bunlar. Kurulum videosunu başka bir videoda yaparım. Hani bunun içinden de çıkanlar aynı. Şarj için adaptör ve ara kablosu. Yani iPad'ler canavar arkadaşlar gördüğünüz gibi. iPad Air'larımız burada. İncelik yönünden çok iyi. Hoşuma gitti. İnceliği epey iyiydi. Şöyle tam oturdu.
Yani kıyaslayacak olursak renkleri de, eğer iki renk almak isteyen varsa renkleri de böyle duruyor gayet güzel. Şu daha çok griye benziyor bu. Biraz daha siyah andırıyor. Bu da beyaz andırıyor. İkisi de grinin tonları aslında. Güzel. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Anlatacaklarım bu kadar. Hani bahsedecek başka bir şey var mı? Fiyatlarına değinebiliriz. Hani bunun dışında. Özellik olarak senin eklemek istediğin bir şey var mı Kemal? Yok, yeni nesil bir iPad zaten ve aynı zamanda MacBook Air çipi kullandığı için de iyi yani. Yani MacBook Air'deki çipin aynısını kullanmışlar. M1 işlemcisi var. Konnektörler olarak USB Type-C kullanması iyi olmuş. Smart konnektör de var aynı zamanda. Bunun yanında SIM kart desteği olan modelleri var. eSIM desteği zaten bunlarda geliyor. Nano SIM. Apple SIM'i destekliyor Nano SIM ama bunda yok. eSIM özelliği var bir de. Onu da kullanabiliyorsunuz SIM kartı takmadan. Cellular özelliği alırsanız Wi-Fi'nin yanında SIM kartı kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında bahsedebileceğim farklı bir özellik aklıma gelmiyor. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Ön kamerası ve arka kamerası 12 megapiksel gayet güzel. Hani video kaydı 4K video kaydı yapabiliyor. Yani saniyede 24, 25, 30 ve 60 FPS'te kayıt yaparken 4K'da çekim yapabiliyorsunuz. 180p yani 3 kat video yaklaştırma var videoda da. Kamerası zaten bildiğiniz gibi Apple'ın kameraları gayet kaliteli oluyor. Bunun yanında güç ve pil yönünden de bir günü rahat çıkartıyor. Tam gün kullansanız bile. Zaten Apple'ın avantajı şarj süresinde çıkıyor burada bu tabletlerde. Onun dışında söylemek istediğim de pek bir şey kalmadı. Son olarak size şu fiyat listesini göstereyim, videoyu bitireyim. Bakın arkadaşlar fiyat listesi şöyle. Son olarak iPad Pro 5. nesilde 128 23 bin lirayken 256 25 bin lira. Burada 256 15.800. Bu 25. Arada yaklaşık 10 bin lira fiyat farkı var. 9 bin lira da. 256 GB'ı da. Burada da yaklaşık bir 5 bin lira fark var. Hani bu 10 bin lirayı yuvarlarsak şunu 15'e yuvarlayalım. Şunu da 25'e yuvarlayalım. Yani aradaki fark bu çıkıyor. Şunlar da SIM kart destekli modeller. Tabii fiyatlar sürekli değişeceği için yine değişecektir. Benim önerim en kötü iPad alacaksanız bütçeniz çok yoksa yine şunu alabilirsiniz. 64 GB olan. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.